Abiler şanzımanı çıkardık, bileği taktık. Şaftı ayarlarız diye düşündük ama şaft ayarlanmıyor. Şaft kısa kaldı. Şaft kısa kaldı. Ne kadar? İşte 1.8 nerede? 8 santim yakın. Yani 1.5 santimde. Şaftçının gelip ölçü alıp yeni şaft yapması gerekiyor. Şimdi aslında başka da var da şaftı. Alacağımız da yine öyle böyle şaftçıya gidecek. Niye? Bakım lazım. O yüzden sonra bizim Naim'i çağırdık, geliyor. Bir de zaten yarın da alt merkezi alacağız. Alt merkez gördüğünüz gibi hop sökülüyor. Alt merkezi bir arkadaş şeyken, şanzıman takıldıyken debriyaja basmış. Debriyaj basınca da patlatmış şeyi alt merkezi. Bunu çok yaşıyoruz BMW'lerde. Bu saatten sonra izleyeceğiniz görüntüler pertesi günündür. Gençler ve genç kalanlar, izlediniz tabii timelapse'leri. Neler olacağını anlatayım ben size. 36'mız burada sessiz sedasız duruyor. Gördüğünüz gibi fazlalıkları zaten ayıkladık, attık, duvarı taktık, ateş duvarının üstü diyorlar da bu kalorifer kazan duvarının üst plakasını taktık. Saldıracağız tesisatımıza, orijinal bobinleri falan söktük, R8'leri takacağız. ML4 motoru hangi BMW'ci böyle gelse sevmiyor gerçekten. Ben seviyorum, arabanın sahibi de seviyor ki bu motor süper şarjırlıydı. Yaklaşık bir 7 sene benim bilgim kadarıyla 46'sında gazladı, etti. Söktü. 36'sına koydu. Bu sefer de turbolu yapalım dedi bunu. Motora baktığımızda bir şey yok yani öyle şey olan. İşte saplaması var, contası var, bir de pistonu var. Geri kalan bir şey yok. Turbo zaten gördüğünüz gibi 35 gen 2. Onun dışında MM manifoldumuz var. İşte bir enjektörü vesaire sandık. Buraya EGT'mizi montajladık. AFR sensörümüzü zaten taktık. Yanmıştık. Onun yeri vardı. Aracın bilyasını değiştirdik. Komple alt yürüyün vesairesi hepsini tekrar montajladık egzozuna kadar. Doyum pipe'ında dedim ya, EGT'yi kaynatmak için sökmüştüm. Onu da bitirdik. Şimdi tesisatına geçiyoruz. Tesisatı bitirdikten sonra MM manifoldumuzu takacağız. Yakıt borularına şunları bağlayacağız. Regülatörünü vesairesini koyacağız. Aracın arkasını bitirdik. Ortası da bitti. Şimdi şu önünde tesisatı bitirdikten sonra manifoldu koyunca artık aracın önüyle uğraşacağız. Bu araba tam bir daily arabası olacak. Kaputunu hatta şöyle kapatayım ben. Bakın. Standart bir 36 gibi duruyor. Tabi tamponu vesairesini takınca bu intercooler da gözükmeyecek. Baktığınızda 4 kapı. Liftten indirince içini de gösteririm. İçi de çok güzel bir araba. İç trimleri vesairesi, koltukları anlatmıyorum. Gerçekten şıkır şıkır her yeri çok güzel. Yani baktığınızda standart bir araba gibi duracak. İşte 4 kapı E36 ne olacak? Klimasına kadar aktif edeceğiz. Bunu büyük ihtimalle saldıracağız, çalışacağız. Genelde diyorum ya, bu tarz turbolu yapılınca araba klimaları iptal oluyor. Benim bir kafamda bir düşünce var. Onu bir bitirirsem klima da aktif olacak. Göreceğiz. Şimdilik bir şey demiyorum. Bir bitirelim, edelim. Arabayı bir çalıştıralım, bir yürütelim. Sonrasında hemen klimasını aktif edeceğiz. Beyine klima için önemli gerekli olanları da çekiyoruz. Ya lütfen standalone diyorsunuz ama klimayla ne alaka var? Çok alakası var. Çok. Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Totalde baktığınızda işte 500 beygir civarında. Binilen keyif dolu,
bir araba olacak. Altları dolu, üstleri dolu. Güzel bir araba olacağını düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz. 36 Kasım'ın ML4 bu değerli turbonun vesaire ne olduğunu ben de merak ediyorum. Rümin abi zaten böyle araçları sever. Düzgün olacak, temiz olacak onun için kupası vesairesi. Sonrasında hop geldik buraya. Burayı sonra anlatayım. Evet. Askerleri dizdik. Bobinlerimiz, enjektörlerimiz, bujilerimiz. Burada beynimiz. Buna bilek bağlıyoruz. Manifoldumuz. Jit lütfen. Çan çinçonlarla karıştırmayın. Burada kelebeğimize kadar CNC. Bunda bir şey yok. 1000cc işte enjektörlerini aldım ben. Etil alkol destekli. Her zamanki setup. R8 bobin, iridium bujileri vesairesi. Mümin abi zaten bu kelebeği almış olmasaydı Sarad abiniz hemen buna bir elektronik kelebek çatapata yapardık. Şimdi bunlarda bir sorun var. Bakın ondan önce söyleyeceğim. Bak gazetelini de yaptırdık. Görüyorsunuz. Lütfen. Tam orijinal gibi olması istiyorum ben bu arabanın. Yani bakıldığında kitap gibi olmasını istiyorum her şeyin. Şimdi burada tesisatlarımız var. Göreceksiniz bunlar ne. Aracımız 36. İlk önce arabanın üzerinde göstereceğim. Sonra tesisatın üstünde göstereceğim. Araç 36. 36'larda beyin bu tarafta kendi içine giriyor yuvasına. Tesisat böyle geliyor. Buradan dağılıyor, üste dağılıyor vesaire. Buradan soketlerine giriyor. Ama 46'da tesisat buradan gelip direkt burada bağlanıyor. Sigorta sistemi 46'larda sağ iç tarafta. Burası boş. Burada yuvası, şasi zaten başka. Burada bütün beyin vesairesi var. Görüyorsunuz 46. Hatta ona da gösterelim isterseniz. Bakın. Ufak tefek şeyler ama bunları anlatmak zorunda kalıyorum. Sonra diyorlar 3-5 kablo yaptın. Öyle oluyor. Bakın 46'da burada bütün beyin tesisat vesairesi. Her şey burada oluyor. Gördüğünüz gibi sağ taraf bomboş. Sağ tarafta beyni sokacak yer yok. Her şey burada. Ama 36'da öyle değil. 36'da beyin bölümü var. Bu taraflarda ise bomboş. Şimdi biz ne yapacağız? 36'nın sistemine 46'yı adapte edip orijinalmiş gibi göstereceğiz. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Kendi orijinal motoru M52 idi. 2.8. Sonuçta motoru vesairesi. Araba zaten çok güzel. Motoru vesairesi de tertemizdi. Biz onun tesisatını kesip biçmek yerine sonuçta düzgün bir tesisatı var. Ben gittim 3.16 artık 3.10 mu ne diyeyim yani fark etmiyor. Bir tane 36'nın tesisatını aldım. Yani böyle yanık da olsa olurdu sorun yok bizim için. Nasıl içini boşaltacağız? Plastik aksamlarını, körüklerini vesairelerini kullanacağız. 36'nın o tesisat mekanizma içine 46'nın tesisatlarını tek tek dizip adapte edip ve standalone beynimize göre tesisatlarını dizip bütün diğer incik boncuk sensörlerini taktığımızda orijinal bir tesisat gibi gözükecek bu. M54'te. Diyeceksiniz ki ne olmuş ben anlamadım ama çok zor iş, çok uzun iş, çok kafa yoran iş, çok beyin patlatan iş ama olsun yapacağız her şey orijinal olması için. Bu taraf 46'nın tesisatı, bu taraf 36'nın tesisatı. Ben gittim 36'ya aldık bakın ne kadar vesaire vesaire var. Burada 36'nın parçaları. Bunları sökeceğiz fazlıktan atacağız. Sonrasında bu da 46'nın şu bobin tesisatımızı. İptal edelim. Bunlar orijinal bobinlerinde. Bu da 46'nın tesisatı. Bunları da söküp diyorum ya bu iki tesisatı söküp dağıtıp adam edip araya da öyle beyni de koyup şık diye bağlanacağız. Bakalım bitince nasıl olacak. Sevilen taraf biz olmamız lazım. Daha çok çeşitli araba göreceğiz. Çok çok farklı arabalar gelecek. Her zaman geldi ve gelecek de. Her geçen gün daha farklı, daha farklı turbolu, daha farklı atmosferik, daha farklı dizel swapları gelecek, projeler gelecek, bitmiyoruz. Hem Türkiye hem yurt dışında olacağız. Ama bunlar için biliyorsunuz abone olmayı unutmuyoruz. Çanamana her şeye tıklıyoruz. Bu tarafta SSWorks Instagram hesabı takip ediyoruz. Güncel durumlardan haberdar oluyoruz. SSWorks her zaman online. SSX'e projeler biri biter biri başlar. Biri biter biri başlar. Hadi bakalım görüşmek üzere. İyi seyirler.